Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Fatı Mekke'ye 8. sefir 52. kısım. Fasıl. Allah'ın türeyenlere zekatı farz kılması. Allah bitki, maden ve hayvan türlerinden ibaret olan türeyen şeylere zekatı farz kılmıştır. Zekat düşen madenler gümüş ve altındır. Bitkiler ise arpa, buğday ve hurma. Hayvanlar ise deve, inek ve koyundur. Böylece zekat bütün türeyenleri içermiştir. Onlara türeyenler isminin verilmesinin nedeni bir anne ve babadan türemiş olmalarıdır. Başka bir ifadeyle bir felek ve hareketiyle unsurların birleşiminden meydana gelmişlerdir. Bu noktada hareket cinsel birleşme gibidir. Felek baba, unsurlar ise anadır. Böylece mal insan tarafından çocuk gibi sevilir. Allah'ın malı imtihan oluşunda çocukla birlikte zikrettiğini görmez misin? Mallarınız ve çocuklarınız bir fitnedir. Burada malı çocuktan önce zikretmiştir. Bunlardan birini yitirdiğinizde büyük ecir Allah'ın katındandır. O halde zekat malın temizliği olsa ve zekat verenler cimrilik özelliğinden temizlense bile hiç kuşkusuz zekat maldaki bir eksilmedir. Dolayısıyla zekat veren insan bir belaya uğrayan kişinin ödülü gibi ödül alır ki bu en büyük ecirlerden biridir. Çocuk tıpkı rahmin, rahmanın bir dalı olması gibi babanın bir parçası ve dalıdır. Rahmi kavuşturanı yani sıray rahim yapan Allah'a kavuşturur. Onu koparan ise Allah koparır. Bir şair duygulu bir şiirinde çocuklar hakkında şöyle der. Çocuklarımız aramızda yeryüzünde yürüyen ciğerlerimize benzer. Böylece çocuğu ciğerin bir parçası saymıştır. Hazreti İsa arkadaşlarına şöyle derdi. İnsanın kalbi malının bulunduğu yerdedir. Mallarınız gökte olsun ki kalpleriniz de gökte olsun. Sadakanın Rahman'ın eline düştüğünü bildirirken şari sadaka vermeye teşvik etmiştir. Gökte olandan emin misiniz? Ve sadaka Rabbin öfkesini söndürür. Peygamber sözünün ne kadar hoş, ince, tatlı olduğuna bakınız. Çocuğu babaya katıp ona bitiştirenin sevabı, sıla-i rahim yapanın sevabı gibidir. O halde insanın türeyen bir çocuk olması yönünden malını kendisinden türediği babaya katması gerekir. Çünkü mal onun bir parçasıdır. Dolayısıyla malını temizlemek için zekatını ve sadakasını veren insan, sıla-i rahim ve musibete uğramış insan sevabı alır. Sevilenin yitirilmesine sabretmek sabrın en büyüklerindendir. Öyle bir şeye sadece mümin ve arif sabredebilir. Zahide ise zekat düşmez. Dolayısıyla sabretmesi gerekmez. Çünkü zahit zekatın vacip olacağı hiçbir şeyi elinde tutmamıştır. Zühd böyle davranmayı gerektirir. Arif ise öyle değildir. Arif alemin bir toplamı olması yönünden kendisinden mal isteyenlere haklarını vermesi gerektiğini bilir. Bu yönden ona zekat farzdır. Arif de bir açıdan zahittir. Bu nedenle zekat yükümlülüğe değil mala vaciptir demeyi yerledik. Şahıs ise mal kendi başına çıkamayacağı için zekatı maldan çıkarmakla yükümlüdür. Böylece arif zahitten farklı olarak iki ödülü birleştirir. Arifler Allah adamları anlamındaki ricalin kamilleridir. Dolayısıyla onlar zahit olabilecekleri gibi mal da biriktirebilirler. Vekkülü tercih edebilecekleri gibi çalışabilirler de. Sevgi yönleri farklılaşsa bile bütün alemi sevmek onlara ait bir iştir. Arifler alemde gerçekleşen her şeyi meydana geliş yönünden değil, o şeyi yaratmada Allah'ı sevmeleri nedeniyle severler. Bunu bilmelisin. Çünkü bunda sadece saygılı ariflerin farkına vardığı hakkın aldatmasının sırrı vardır. Arif, alemden kendisiyle ilişkili şeyi talep eden bir parçanın onda bulunduğunu bilir ve her hak sahibine hakkını verir. Nitekim Allah da her şeye yaratılışını verir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Gözünün senin üzerinde hakkı vardır. İnsandaki her parça böyledir. Bu nedenle Allah şahitliğini istediğinde kıyamet günü her parça insan hakkında tanıklık eder. Tamirinin hikmetine bakınız. Tamiri, Hz. İsa'nın söylediği gibi
Mal sevgisinin kalplere bağlı olduğunu bildiği için uzayı insanların sevdiği güzel görüntülü şeylerle şekillendirmiştir. Böylece kendilerini çağırdığında uzaya tapmaya koşmuşlardır. Arif ise Rabbe nispet edilen sırrı yönünden elindeki mala vekil olarak atanmıştır. Bu durumda o, tasarrufu engellenmiş bir kişinin malı üzerindeki vasi gibidir. Hiçbir şey olmadığı halde ondan zekatı verir. Bu nedenle zekat maldaki bir haktır dedik. Çünkü küçüğe hiçbir şey farz değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadaka yemesin diye yetimin malını ticarete değerlendirmeyi emretmiştir. Sıradan insan da toplayıcı olmadı Arif'e benzese bile bunu bilemez. Mal onlara izafe edilir ve mallarınız denilir. Sıradan insan da zekatı malından çıkarır. Bu noktada Arif zekatı bir vasi gibi verirken sıradan insan ona sahip gibi verir. Onların çoğu Allah'a iman etmez ve onlar şirk koşanlardır. Her iki grupta kendi halini doğru yapmaktadır ve kendisine nispet edilen şey de hakka dayanan bir kanata sahiptir. Mal sevgisi olmasaydı sevdiğini yitirmesi nedeniyle bir belaya maruz kalanlar gibi ödül alsınlar diye zekat farz kılınmazdı. Seven ve sevilen arasında karşılıklı bir ilişki olmasaydı muhabbet olmaz, varlığı düşünülemezdi. Buradan Arif'in malı hangi yönden sevdiği anlaşılır. Hangi yönden bu sevgi Allah içindir? Arif'in dünya hayatında malı sevmesi, ahirette Allah'ı sevmesine bir zarar vermez. Çünkü Arif malı herhangi bir nedenle değil, sadece ilahi konularda ve alemde kendisiyle ilgili bir şey nedeniyle sever. Size verdiği nimetler nedeniyle Allah'ı seviniz. Böylelikle ilişki geçerli olmuştur. Allah'ın insana ihsan ettiği nimetlerinden biri de kendisini bilmektir ve bu nedenle Arif de bu bilgiyi ondan ister. Bilgiye sahip olduğu şeyi kendisine de sağlaması için yoksulun zengine dönük bir ilişkisidir. Öyleyse kendisinden bilgi talep ederken Arif Allah'tan yaratılmış bir şeyi istemektedir. Çünkü yaratılmışın kademi bilmesi yaratılmış bir bilgidir. Bu durumda yaratılmış ile hak arasındaki ilişki yaratılmış bir ilişkidir ve o bilinenin hak elindedir. Sevgi de bu ilişki nedeniyle sevilene ilişir. Onu bilmek ise sona ermez ve bitmez. Dolayısıyla sevmek de bitmez. Böyle bir bilgi tecelliden meydana gelir ve tecelli de sona ermez. Marifet Arif'in malıdır ve bu malın zekatı öğretmektir. Öğretmek ilahi bir derecedir. Allah şöyle buyurur. Allah'tan korkun. Allah size öğretir. Şu halde Allah öğretendir. Bu nedenle öğretmek ilahi bir derecedir dedik. Şari Teala zekat sınıflarını 8 yaptı. Çünkü alemin düzeni 8'dedir. Öyleyse zekat, bedenlerin ayakta durmasını sağlayan besinler ve genel anlamda ihtiyaçların gerçekleşmesini sağlar. Bu iki şeyde alemin düzeni vardır. Zekat sahipleri arşın 8 taşıyıcısıdır. Arş ise ki o mülk demektir, onlar tarafından taşınır. Bu hakikat nedeniyle 8 zekat sınıfında görüş birliğine varılmış, onların dışında görüş ayrılığına düşülen kimseler ise bu 8 sınıfa göre 8 sınıfa döner. Arş bir mülktür ve arşı taşıyanlar ki onlar bizleriz bu 8 sınıftır. Bu nedenle zekat diye isimlendirilen bu mal onların taşıma ücreti gibidir.